bir alışveriş merkezinde konser veriyor ve danslarıyla dereceye eşlik ediyormuş. Hazırsa o görüntümüz verelim. Ne kadar kalabalık, güzel, güzel bir ortam var. Bak, görmek istediğimiz tablo bu. Evet, ve İrem Derici şarkılarıyla şu an en azından çıkmış sahnede. Ama sevgilisi de yanında. İrem söylüyor, sevgilisi dans ediyor. Güzel. Annemle uzun süredir görüşmüyorduk. Programı izlemiş, tek söylediği konu ne biliyor musun? Ya, o kadar program yaptık. İrem kendine ne yapıyor öyle dedi. Evet. Yani annem tam anlamıyla bir hanımı kafasıyla konuşuyor. Bunu tabii yayında da sormak lazım. İrem kendine ne yapıyor? Bu kadar raydan çıkması doğru mu? Raydan çıkmasından kastım şu. Sevgilisi varken ben giderim. Armudumda sapı var derim. Üzümünde çöpü var derim. Giderim. Mantalitesi. Sonra YouTube kanalında yaptığı küfürler falan. Bir süre hiç onun şarkılarını dinlemedik. Tek Tabanca diye bir şarkı yaptı. Esamesi okunmuyor. Yani nerede? Muazzam da bir sesim var. O yüzden hemen İrem'i aynen bu şekilde görmek ya, istiyorum. Özel hayatı, iş hayatının çok çok önüne geçti değil maalesef mi? Sıla gibi yani. Sıla'nın şarkılarını değil. Zaten, evet. Sıla'nın yanındaki erkeği tanımakla meşgul oluyoruz artık, kim o diye. Yakınlaştırıyoruz şimdi, falan. Evet. İrem Derici'nin de özel hayatı çok konuşuluyordu. Hatta dün yediği yemek bile konuşuldu biliyorsunuz. Yemek çıkışı görüntülenmişti. Onunla ilgili sohbet etmiştik. Onun yayınlanmayan görüntülerimiz varmış. Onu da yayınlayalım. Dünkü haberimizin üstüne konuşalım. Mustafa şimdi gelmiyor. Aç yolları Atabey. İrem Hanım, iyi geceler. İyi geceler. Baya basından kaçmaya çalışıyordunuz. Bir çekinceniz mi var? Sosyal medyada da olay oldunuz. Olay çifti olarak adlandırılıyorsunuz. Gerekli açıklamayı zaten sosyal medyada yaptık. İşte biz basın olarak soruyoruz İrem Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Yuva bitiren, ilişki bitiren kadın olarak anıldınız. Yuva bitiren. İlişki ya, bitiren. Yaş farkı çok soruldu. Tekrar söylüyorum. Gerekli açıklamayı sosyal medyada yaptık. Ama cevaplar... Aynen. Cevaplar zaten sosyal medyada yapıldı. Biz eve gidelim, yarın konserimiz var. Ama burada da bir açıklama yapsaydınız en azından. Ya, biz de sizi bekliyoruz çünkü. Hadi. Görüşürüz. Sosyal medyada da bir yine bir açıklamamız vardı. Sevgilisi ne kadar mutlu. Çocuğun tavrında uyuzum biliyorsun. Çocuk çok küçük. Yani hayır, ya gıcık derken şunu demek istiyorum. Düşünsenize, kadın tarafı bu sorularla muhatap, işte yuva yıkan falan. Erkeğin de suçu var arkadaş. Hani erkek, kadın tek taraflı yapmıyor ki bu ya, işi. Ya bravo ya, ne o güzel laflar söylüyorsun bugün. Ama öyle. Tek suçlu kadınmış gibi. Ha, tek efendim, suçlu kadınmış gibi. Herkes ilişkide kendi suçunu bilsin. Bu evet. İlişkide bu çocuk suçlu. Nasıl mutlu? Daha evet, bir de kolunu atmalar falan. İrem'in de bunu yapmaması falan lazımdı ama ilişkisine sahip çıkmıyor. İrem'in bir ilişkisi yoktu. Çocuğun ilişkisi vardı. İlişkiye sahip çıkacak bir tarafın. İrem'in de açıklaması çocuk, vardı. Sevgilisi varsa da önemli değil. Yaparım yanlış, mı yaparım o, diye. O komple yanlış bir şey. Oldu ya, bittik o zaman. Sevgililerimizi hiç tanıştırmayalım kimseyle. Evet, İrem Derici'nin konserini verdik. Bu görüntüsünü şey geldi verdik. Aklıma ya, Sıla mı? Yok, Sıla geldi. Tabii Sıla mecbur geldi de. Çocuğun parasını şimdi İrem mi ödüyor? Nasıl anlamadım. Şimdi nasıl? Şimdi tabii anlaşma yaparken kendisi atıyorum. 70 bin lira alıyorsa İrem Derici. Dansçılar için 10 bin lira ayrılmış oluyor mesela. 4 tane dansçı var. Atıyorum şu an rakamları. 2500 veriliyor. Ama şey veriyor tabii. Menajeri veriyor İrem. En azından Yılmaz'ın kitabını alabilecek. Diyorsun. Peki bu durum seni etkilemez mi ilişkide? Parasını verdiğin bir adama... Ben vermiyorum ki, firma veriyor. Jennifer Lopez de biliyorsun dansçısı evet, çıktı yıllarca. Evet, zaten dünyada böyle örnekler var. Ha, örneklerimiz var. Dansçısı da yani dansçıydı. Hani, dünyaca ben vermiyorum, firma veriyor derken. Ben İrem Derici olarak paket bir fiyat söylüyorum. 70 bin lira. Bunun 10 bin lirasını orkestraya veriyorum. 10 bin lirasını dansçılara veriyorum gibi düşün. Aslında yine İrem Derici veriyor. Evet, ama ekstra işleri de var. Bir takım dansla ilgili yaptığı işler de var çocuğun. Hani İrem'in yaşından başından giriyoruz da bunu da konuşalım yani. Doğru diyorsun. Ama çocuğun aksızlığa kendi kurduğu bir yer de var. Dans güzel salonu tarzı bir şey de var. Peki Sıla'yı hatırlayalım. Unuttunuz galiba. Bizi hatırlatacaklar. Çünkü sevgili ekibimiz Sıla'yı hatırlatmamızı istiyor. Çünkü bu yeni bir haber sevgili seyircilerimiz. Son dakika, televizyonlarını yeni açanlar için Sıla 2 hafta önce çekildiği öne sürülen ama şu an servis edilen bir fotoğrafla gündemde. Bu fotoğraftaki erkek arkadaşını tanıyanlar WhatsApp ihbaratına bildirebilirler. Çünkü bu bakışı tarif ettim. 45 derece açı çok farklı, çok başka bir bakış açısı dedim. Ama yani Sıla'nın bu bakışı bakış değil. Evet, bu bakıştan sonra başka
bakışmayan ama yan yana olan fotoğraflar söz konusuydu. Duvara bakan, hatta burada Bircan'ın da bir açıklaması vardı. Dedi ki cep telefonundan bir görüntüye bakıyor olabilirler. Böyle bir fotoğraf. Çekildiğini fark etmemiş olabilir ve çekilmek istemeyip duvara dönmüş olabilir. Duvara sonra farklı bir açıya geçiyorlar. Sonra başka bir açı var, onu da göstereyim. İki üç yere geçiyorlar. Burada da Sıla çocuğa bir şeyler söylüyor, göz göze bir şeyler söylüyor. Yakın arkadaş olabilir. Çok yakın arkadaş olabilirler, evet. Zaten hep Sıla ve çok yakın arkadaşları. Evet, bu fotoğrafı... Yani Ocak ayı böyle geçmedi mi ya? Sıla ve yakın arkadaşları. Evet. Sıla tutulması. Kafa kafaya vermişler. Bir şey dertleşiyorlar. Dertleşiyorlar. Dert var. Çok dert anası. Peki.